sevgili arkadaşlar, işte geldik buradayız. Soru çözümünde ustayız diyoruz ve bugün ne yapıyoruz? 9. soru çözümündeyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi konunun soru çözümü? Köklü sayılar. Burayı tabii ki hoca yüreği dayanamadı. Üssüyle köklüyü ayırdım. Ayrı ayrı görelim. Farklı sorular görelim. Birazcık daha bol soru çözelim istedim. Onun için köklü sayıları üst sayılardan ayırdım. Bakın şimdi arkadaşlar, hangi kitaptan devam ediyorduk? Üstü köklü sayılardan çözüyordum. Sayfalarını zaten belirtmiştim. Bununla ilgili daha önceki videolarda da gerekli bilgileri sizlere vermiştim. Ve geldik. İlk sorumuz sayfa 63'te. Bakın bu kitaptan sayfa 63'te ikinci sorumuz. Bu tarzda, bu formatta sorular geliyor. Rasyonel sayılar formatında. Ne yapıyorduk bunlarda? Şimdi işlemin sonucu aşağıdakilerin hangisidir diyor. Ve biz burada hani köklü ifadeyi ne yapıyorduk? Dışarı çıkartacaktık. Kare, kare kökü götürür. Ancak bu sayı ne diye çıkar? Mutlak değer olarak çıkar. Öyle değil mi? Bunu böyle yazabilirim. Peki 64 ne diye çıkıyor? O da 8 diye çıkıyor. Peki 100 nedir? Bakın bu da 10 diye çıkar. E bunlar birbirini götürdüğünde tek kuvvet olduğu için herhangi bir değişiklik var mı? Yani herhangi bir mutlak değer şeklinde yazıyor muyduk? Hayır, yazmıyorduk. O zaman burası ne oldu? Eksi 7. Şimdi devam ediyorum. Eksi 16 ne diye çıkar? 16. Bakın 8 eksi 10 eksi 2 bölü. Çarpıyorum. Eksi 14. O da ne geldi? 14 bölü eksi 14. Ve cevap ne oldu? Tabii ki eksi 1. Yani bandırma olmuş oluyor. Devam ediyorum. Geldik şimdi 72'de 3. sorumuz. Bakın bunu arkadaşlar derste de bahsettim, bu tarz sorular. Dedim ki size, şimdi bize ne vermiş? A eşittir kök 5 artı 3 bölü kök 5 eksi 2 olduğuna göre diyor. Kök 5 eksi 3 bölü kök 5 artı 2 sayısının A türünden eşiti nedir? Şimdi bu sorularda uyanık olun demiştim. Dedim ki böyle sorular geldiği zaman ya sen bunu taraf tarafa çarparsın ya da bölersin. Bakın bu tarz soruların cevabı çarpıldığında ya da bölündüğünde gelir. Bakıyorum. Şimdi burada amaç ne? Tabii ki eşlik ifadeleri oluşturmak. A sayısı kök 5 artı 3. Bu kök 5 eksi 3. Bu 5, kök 5 eksi 2, bu ne? Kök 5 artı 2. Demek ki bunlar birbirinin eşleniği. Nasıl olur ben buna diyelim B desem. Bakın buraya B desem. E ben bu ikisini taraf tarafa çarpsam, bakın A çarpı B diyorum. Bu iki sayıyı çarpıyorum. Öyle düşünün. Bakın ne oldu? Eşittir. Kök 5 artı kök 3 bölü kök 5 eksi kök 2 çarpı alttaki ne? Bakın kök 5 artı kök, daha doğrusu artı diyorum. Eksi olacak orası. Şöyle. Evet, şöyle yazıyorum. Bakın burasını eksi kök 3. Alttakini yazıyorum. Bölü. Buradan ne geliyor? Kök 5 artı kök 2. E şimdi bunları çarptığımız zaman bakın buradan gelecek olan ifade hemen ne? A çarpı B eşittir. Diyorum ki bunlar ne? İki kare farkı değil mi? E iki kare farkıysa bunları nasıl çarpıyorduk? A artı B, A eksi B. Yani direkt olarak bunu şöyle yazabiliyorduk. 5 eksi 3 diyerek yazabilirim. Bunları gösterdiğim için soru çözümlerinde bazı şeyleri atlıyorum. Bakın kök 5 ile kök 5'in çarpımı ya da kök 5'in karesi eksi kök 3'ün karesi olarak yazacağım. Bakın istiyorsanız şöyle, belki göremeyenler olabilir. Bunların kareleri şeklinde yazılıyordu. Şöyle. E alt tarafta aynı. Bakın kök 5'in ne olacaktır? Karesi. Şöyle yazayım. Eksi kök 2'nin karesi. E buradan A çarpı B eşittir. Şu gelmiyor mu? Bakın bunlar birbirini götürüyor. 5 eksi 3 bölü. Bakın ne oldu? 5 eksi 2. E A çarpı B ne olur o zaman? A çarpı B eşittir 2 bölü 3. Biz neyi bulmaya çalışıyoruz? Bizim bulmaya çalıştığımız, bakın bu ifade, alttaki B dediğim ifade. Yani ben B'yi A cinsinden yazmaya çalışıyorum. B'yi A cinsinden yazmam demek her tarafı A'ya bölmem demek değil mi? Her tarafı A'ya bölüyorum işte. E o zaman ne olur? B eşittir 2 bölü 3 A olur. Bakın B 2 bölü 3A. Yani ne olmuş oluyor? Edirne olmuş oluyor. Zor değil arkadaşlar. Bu soruları yapamayan bale yapsın diyorduk. Hatırlayın. Onun için artık öğrettim çünkü. Bunları yapacağız. Yani artık bale yapmaya son. Şimdi buradaki temel mantık
ne yapıyorduk? Çarpıyoruz ya da bölüyoruz. Birbiri cinsinden dediği zaman bunu yapacaksınız. Geldik sıradaki soruya. Bakın, ÖSYM arkadaşlar sıralama sorularını çok soruyor. Yani sıralama tarzında böyle sorular da sorabiliyor yorum olarak baktığımız zaman. Ki bu formatta sorular da geldi. Bize diyor ki A eşittir kök 3 12 6 150 karekök 6 olduğuna göre aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? Ben size şunu söylemiştim. Sıralama sorularında sıralamayı yaparken ne yapıyorduk? Sıralama yaparken arkadaşlar kök derecelerinin eşit olması lazım. Bakın bizim için önemli olan şey bu. Kök dereceleri eşit olacak. Her zaman ilk dikkat etmeniz gereken ifade bu. Bakın tekrar şuraya yazıyorum. Not. Sıralamada kök derecesi. Kök derecesini eşitle. Tamam mı? Bu yapmanız gereken şey bu. Kök derecelerini eşitleyeceksiniz. Bakıyorum bu 3, bu 6, bu 2. Hani normalde burası 2. O zaman 2, 3 ve 6 kaçta eşitleniyor? 6'da. Güzel. O zaman ben bunu 3 ile buraya 3 yazıyorum. Ve zaten buna bir şey yapmıyorum. Buraya 2 yazarsam buraya da 2 yazarım. Ve ne oldu? Soru patates oldu. Yapacağım şey şu. Eşittir. Bak 6. dereceden 12'nin karesi. 12'nin karesi ne? 144. Zaten burası belli. Bak ne oldu? 6, 150. Alttaki ne çıktı arkadaşlar? Burası ne oluyor? 6. 6 çarpı 6 çarpı 6. 36 çarpı 6. O da ne geliyor? 216. Öyle değil mi? E şimdi artık ortaya çıktı. Neden? Bak içlerine bakacaksın. 144, 150, 216. E kim daha büyük? Büyükten küçüğe doğru sıralandığı için ben bunu hemen şöyle yazabilirim. En büyük olan kim? C. Sonra kim geliyor? B geliyor. Sonra da kim geliyor? A geliyor. C, B, A. Yani Denizli olmuş oluyor. Bu kadar. Tamam mıdır? Yapmam gereken bu. Yani bunlara bakacaksınız. Kök derecesini eşitlediğiniz zaman ifadenin içerisine gelen sayıya göre de hemen sıralamayı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Geldik sıradaki sorumuza. Bakın bu da denkleme dayalı arkadaşlar. Denklem tarzında bir soru. Şimdi demiş ki 4. dereceden 81 3x artı 2 7. dereceden 3 üzeri 21 x eksi 7'ye eşittir 243. Şimdi burada ne yapacağız? Önce şuradaki 81'i bir düzenleyelim. Bakın 81 ifadesini ben şöyle yazabilirim. 81 nedir? 3'ün kaçıncı kuvveti? 4. kuvveti. Bakın bu yani 3 üzeri 4 şöyle 3x artı 2 diyerek yazabilirim bunu. Ve burada ne var? 4. derece. Geldim alt tarafa. Bakın burası orada bir şey yapamıyorum ama ben bunu şöyle yazabilirim daha kolaylık olsun diye. Üst tarafı 7 parantezini alabilir miyim? 21x eksi 7y. 20 yani 7 parantezini aldığında ne geliyor? 3x eksi y geldi. Eşittir. 243 burası dursun. Böyle kalsın. Oraya dokunmayın. Şimdi geldim. Sadeleştirme yapabilirim köklü ifadelerde. Aha da bunlar gitti. Aha da burada bunlar gitti. Ne kaldı elimde? Tabii ki şu kaldı. 3 üzeri 3x artı 2 bölü 3 üzeri 3x eksiye eşittir 243. 243'ü de şöyle yazalım. 243 nedir? 3'ün kuvvetine benziyor mu benzemiyor mu? Çünkü buralar 3 olduğu için söylüyorum. 3'ün küpü 27, 4. kuvveti 81, 5. kuvveti 243. Yani burası ne oldu? 3 üzeri 5. Soru neye döndü? Tabii ki üstü sayılara. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Üstü sayılarda tabanlar aynı ise üstler ne oluyordu? Çıkarılıyordu. Mantık mı? Tabanlar aynı değil mi altlar? Altlar aynı ise üstleri çıkartacağız. Çıkartalım. 3 üzeri. Bakın ne geldi? 3x artı 2 eksi 3x artı y eşittir. Ne oldu? OY değil tabii ki. 3 üzeri 5. Altlar aynı. Ve ne geliyor? Bakın altlar aynı. Buradan şunlar birbirini götürdü. Ve ne oluyor? 3 üzeri y artı 2 eşittir. 3 üzeri 5 oldu. Bakın y artı 2 5'e eşit çünkü altlar aynı. Ve buradan y ne geliyor? Y eşittir 3 geliyor. Y değerini soruyor zaten bize. O da ne oldu? A da ne oldu?
Tamam. Yani işleme dayalı sorular bunlar. Arkadaşlar soru çözdükçe bunları daha da gelişecek. Yani bu tarzda, bu formatta sorular çözmeniz lazım. Neden? Çünkü bunlar sizin işlem yeteneğinizi geliştirecek. Merak etmeyin, sakin olun. Yavaş yavaş bu şekilde çözdükçe daha iyi bir noktaya geleceksiniz. Üzülmek yok, devam. Hocam yapamıyorum, olmuyor, zorlanıyorum diyenler olabiliyor aranızda. Mecburuz arkadaşlar, mücadele edeceğiz. Biz burada mücadele edeceğiz, siz orada mücadele edeceksiniz. Şimdi geldik sayfa 96'da 7. soru. Bakın bu soruları bizim Etrabi çok rahat çözüyor artık. Kağıt kalem oynatmıyor. O yaparsa siz zaten yaparsınız. O yüzden hani size güvenin tam. Yani hiç düşünmüyorum, şüphe bile etmiyorum yapamayacağınıza. Şimdi ABCD pozitif sayılar için diyor 12A, 27B, 80C ifadelerinin sonucunu tam sayı yapan en küçük A, B, C sayıları için, A çarpı B çarpı D ifadesini tam sayı yapan en küçük D sayısı hangisidir diyor. Şimdi burada verilen ifade A çarpı B çarpı C çarpı D ifadesinin ben tam sayı olmasını istiyorum. Değil mi? Soru bu. En küçük D sayısını soruyor. Ama burada da ne var? Yine bunların sonuçları da tam sayıymış. O zaman ben buraları bir düzenleyeyim. 12 ifadesini şöyle yazsam. 12 nedir? 4 çarpı 3. Değil mi? Dışında ne var? A var. Peki burası ne oluyor? Buradan 4 dışarı 2 diye çıktı. 2, bakın kök 3 çarpı A. Şimdi bu ifadeyi tam sayı yapan en küçük sayı olarak hani bakarsam, sonuçta bakın tam sayı yapan en küçük ABC sayılar için, buradaki ABC sayılarını bulmaya çalışıyorum. Ne olacaktır? Tabii ki bu ifadenin hani tam sayı olması için buradaki A'nın yok olması lazım. Doğru mu? Daha doğrusu şu köklü ifadenin tam sayı olması için kök 3'ün yok olması lazım. Arkadaşlar kök 3'ü neyle çarparsam yok olur? Tabii ki buradaki sayı A sayısı kök 3 olursa. Çünkü kök 3 ile kök 3 ne olur? 3 yapar. Öyle değil mi? O zaman sayı tam sayı gelir. Benim için önemli olan buradaki A'nın kurtulması. Mantık o. Şimdi geldim alt tarafa. Aynı mantıkla 9 çarpı 3 çarpı B. Bu da nedir? Burası ne geliyor? Bakın 3 kök 3 değil mi? Çarpı diyorum. Yani buradaki ifade B için bakarsam olaya. Bunun da yok olması için yine B'nin ne olması lazım? Bakın buradaki B'nin. Onu da şöyle ters yazayım. Bakın buranın da yine aynı şekilde kök 3'lü bir ifade olması lazım. Hani şunu çok iyi bilenler ya da şöyle söyleyeyim, birazcık daha hani bu tarz soruları iyi bilenler şunu diyebilir. Hocam burası niye kök 3 bölü 3 olmuyor? Ya da kök 3 bölü 5 olamaz mı? Kök 3 bölü gibi de düşünebilirsiniz. Yani daha da küçük halde yazabilirsiniz. Ancak benim için önemli olan şuradaki köklerden kurtulmak. Beni ilgilendiren kısım o. Yoksa A'nın bir A kök 3 olacak diye bir olay yok. Belki kök 3 bölü 2. Burada ne? Belki kök 3 bölü 3. Onlar da olabilir. Ama o beni ilgilendirmiyor. Şimdi bakıyorum. Hani bana D'yi soruyor çünkü. Geldim C'ye bakalım. Bakın C'ye bakalım. Burada ne olacaktır C'de? Kök 80. Kök 80 ne? 16 çarpı 5. Bakın bu da 80 çarpı C. Eşittir diyorum. Buradan kim dışarı çıkıyor? 16 dışarı çıktı. 4 kök 5 çarpı C. Artık olayı anladınız. C ne olmak zorunda? Kök 5'li bir şey olmak zorunda. Öyle değil mi? Kök 5'li. Şimdi bunu buraya yazacak olursam bu sayıları. A neydi? Kök 3'lü bir sayı. B nasıl bir sayı? Kök 3'lü bir sayı. C nasıl bir sayı? Kök 5'li bir sayı. O zaman arkadaşlar D ne olacak? Bu ifadenin bakın en küçük, bunun tam sayı olmasını istiyorum. O zaman D'nin ne olması lazım? D sayısının da mecburen kök 5'li bir şey olması lazım. Yani kök 5 olan ifade hangisi olmuş oluyor? Ceyhan olmuş oluyor. Yani ben bu ifadeyi ne yaptım? Tam sayı olacak şekilde dışarı aldım. Tamam. Mantık bu, dediğim gibi. Yani hangisi olmuş oluyor? Ceyhan olmuş oluyor. Tamam. Güzel bir soru. Dikkat edin. Şimdi geldik sıradaki sorumuz. 66'da ikinci sorumuz. Artık böyle köklü sayılardan birazcık daha böyle problem tarzında sorular çözmek istiyorum. Bakın bunları da görelim. Ola ki diyelim sınavda bu formatta probleme dayalı geldi. Gelebilir. Ne yapacaksınız o zaman? Şimdi soruda bize diyor ki kenar uzunlukları kök 8, kök 18 birim olan dikdörtgen şeklindeki tuğlalar düz bir zeminde aşağıdaki gibi aralarında hiçbir boşluk kalmayacak şekilde dizilerek A ile B arası
kök 3200 birim uzunluğunda bir yapı elde ediliyor. Bakın burada zaten görüyorsunuz kök 3200 birim oluyor. Buna göre bu şekilde toplam kaç tane tuğla kullanılmıştır? Bize sorulan ne? Toplam tuğla sayısı. Evet, ne yapacaksınız? Önce şu kenarlara bir bakalım. Bakın benim için önemli olan şu bölüm. Şimdi iki tane tuğlayı şöyle koyduğum zaman, mesela bir tane tuğlayı şöyle koydum. Buradaki uzaklık ne? Kök 18. Kök 18 nedir? 9 çarpı 2. Bunu bir düzenleyelim. Bu da ne? 3 kök 2. Bakın burası 3 kök 2. Diğer tuğlayı da şöyle diktik. Hani yapıyı oluşturuyorum şöyle. Dik olduğu zaman. Çünkü bu düzen böyle bakın. Yatay dikey, yatay dikey, yatay dikey böyle gidiyor. 3 kök 2. O zaman burası ne? Kök 8'di. Kök 8 ne? Bunu da yazalım. Bakın 4 çarpı 2. O da ne oluyor? 2 kök 2 oluyor. Demek ki burası da bakın 2 kök 2. Arkadaşlar o zaman bir tane yapı şurası tamamı ne? 5 kök 2. Öyle değil mi? Yani ben şuradan ayırdığım zaman bakın şurayı hep bu düzen böyle. Burası ne? 5 kök 2. Peki buraya kaç tane tuğla gelir dersem? Bakın tuğla sayısı. Tuğla sayısını hesaplayacağım. Önce şu blok. Bakın kaç tane grup var bu şekilde? Kaç tane grup var? Önce onu bulalım. Yani bu şekilde 5 kök 2'lik kaç tane grup var dediğim zaman tuğla sayısı grup olarak bakıyorum. Bakın burada toplam uzunluk ne? Kök 3200. Ben bu kök 3200'ü neye böleceğim? Tabii ki 5 kök 2'ye kaç tane böyle grup geliyor ona bakıyorum. Bakalım. Buradan ne gelecek? 3200 ne gelir? Bakın 3200 32 çarpı 100. Değil mi? Daha da bunu şöyle yazamaz mıyım? 32'yi daha da açalım. Bakın burası da ne? 16 çarpı 2. Bu karekök içerisinde. Alt taraftan da 5 kök 2 var. Bakın yazıyorum. Eşittir. 16 dışarı çıktı 4. 100 ne diye çıktı? 10. Kök 2 kalıyor. Bu da 5 kök 2 oldu. Çat bunlar gitti. Ve ne oldu? 8 grup oldu. Bakın burada toplam ne var? 8 tane grup var. 8 tane grup varsa o zaman tuğla sayım ne olur? Bakın tuğla sayısı tuğla 8 çarpı 2. Neden? Çünkü bu gruplarda 2 tuğla var. 8 çarpı 2 o da ne olur? 16 olur. Yani cevabımız nedir? Ceyhan'dır. Tamam. Bu kadar. Olay anlaşıldı mı? Zormuş gibi geliyor ama dediğim gibi etrafı kağıt kalem kullanmadan rahat bir şekilde çözüyor. Siz de çözersiniz. Burada yapacağımız sadece arkadaşlar buradaki olayı anlamak. Yani şuradaki gruplandırmayı çözmek. Bak yatay dikey yatay dikey en son dedik. Demek ki bu şekilde gruplandırılarak gitmiş. Buna bakıyorum. Toplam uzunluk ne? 3200. 3200'e kaç tane böyle grup geliyor diye soruyorum. O da ne? 5 kök 2 uzunluğu. Böldüğünüz zaman ne oluyor? Toplam olarak 8 grup oldu. 8 çarpı 2 o da ne oldu? 16 oldu. Tamam. Ola ki evinizde arkadaşlar böyle hani inşaatlarla uğraşan bir tanıdığınız falan varsa bu soruyu sorun. Eminim ki çat diye kafadan çözer. Matematik o kadar böyle zor olan bir şey değil. Kafanızı büyütmeyin. Şimdi geldik sıradaki yine dediğim gibi her konunun sonunda yapmış olduğum problem formatında. Yani hangi konuyu işliyorsak onun sizlere problemlerini de soracağım ki problemlere bakış açımız değişsin. Birazcık daha böyle farklı şeyler görmenizi istiyorum. Bakın 99 sayfa 99'da 3. Yukarıda diyor boş dik silindir şeklindeki bir kovanın içine A kabı ile 10 kez su doldurulduğunda suyun yüksekliği kök 12 santimetre oluyor. Daha sonra bu kabın içine B kabı ile 12 kez su doldurulduğunda suyun yüksekliği kök 75 santimetre oluyor. Buna göre A kabının hacminin B kabının hacmine oranı hangisidir diyor. Bakalım. Şimdi şöyle bundan kaç tane doldurulmuş? Toplamda 10 kez. Bakın 10 sefer. 10 kez bundan dolduruluyor. Daha sonra bu kabın içine diyor 12 kez bakın 12 kez de bundan dolduruluyor. Öyle değil mi? 10 kez A ile 12 kez de B ile dolduruluyor. Bakalım. Şimdi arkadaşlar ben 10 kez A ile doldurduğumda A'nın hacmi A olsun. 10 çarpı A dediğimde bu ne oluyormuş? Tabii ki
Bu suyun yüksekliği kök 12 santimetre oluyor. Bakın burası ne oldu? Kök 12 oldu. Şöyle. Yükseklik kök 12. Yani ben 10 tane A doldurduğum zaman bunun hacmi A olsun. 10 tane A'nın hacmi sonuçta neye eşit? Yükseklik olarak kök 12 santimetre yüksekliğini ulaştırıyor beni. O zaman ben buraya ne diyorum? Kök 12 diyorum. Tamam mı? 10 tane A kök 12 uzunluğunda, yükseklikte bir su yükseltisi veriyor bana. Devam ediyorum. Şimdi daha sonra diyor bu kabın içine B kabıyla 12 kez su dolduruluyor. Bakın normalde benim elimde 10 A vardı. Ben ne yaptım bunun üzerine? 12 tane de B ekledim. Ve suyun yüksekliği ne oldu arkadaşlar? Kök 75 santimetre yükseldi. Bakın bu da kök 75. Şeye girmeme gerek yok. Hani şunu diyenler olabilir. Ya hocam işte biz silindirin hacmini falan girsek gerek yok ki. Sonuçta arkadaşlar ben burada ne yaptım? A dedim hacmine. Bu kök 12 santimetrelik yükseklik verdi bana. E B'den gelen de ne oldu? Toplamı kök 75 verdi. E o, şu zaten belli. Bakın burası belli. Bu ne? Burası kök 12. E o zaman ben 12B'yi hesaplamış olsam 12 tane B eşittir kök 75 eksi kök 12 değil mi? E buradan ne geliyor? Bakın 12B eşittir 75 ne oldu? 25 çarpı 3 oluyor. Eksi bakın 4 çarpı 3 oluyor. Bu işlemi yapacak olursam 12B eşittir 5 kök 3 eksi bakın 2 kök 3. Yani 12B eşittir 3 kök 3 oluyor. Daha da düzenleyelim bunu. E B ne olur? Sadeleştirecek olursak bakın 3 kök 3 bölü 12'den yani kök 3 bölü 4. B'yi buldum. E peki A'mız ne? A'yı da tek bulayım. E buradan bakın 10 çarpı A eşittir. Bu 12 ne? 4 çarpı 3 değil mi? Bakın 4 çarpı 3. Yani 2 kök 3. E bundan sadeleştirirsek A ne olur? Bakın kök 3 bölü 5. A'yı da buldum. Bakın B'yi de buldum. B de bu. Bize neyi soruyor? Bize sorulan bunların oran değil mi? Ne diyor bize? A kabının hacminin B kabının hacmine oranı nedir? Yani arkadaşlar bize sorulan şu. A bölü B. E A'mız ne? Kök 3 bölü 5. Bakın kök 3 bölü 5. E B'miz ne? Kök 3 bölü 4. E ters çevirelim. Ne olur? Bakın kök 3 bölü 5 çarpı 4 bölü kök 3'ten bunlar birbirini götürdü. Ve cevap ne geliyor? Tabii ki 4 bölü 5 geliyor. Bu kadar. Tamam. Yani buradaki olayı doğru okumanız lazım. Verilen kapta 12 tanesi, 10 tanesi bunu yükseltiyor. Üzerine ben tekrar ekliyorum. Bununla birlikte ne oluyor? Yüksekliğin bakın şuraya karşılık geliyor. Yani kök 75'e karşılık geliyor. E sonuçta burada 10 tane A vardı. Üzerine ben ne ekledim? 12 tane B ekledim. Bu şekilde bakacaksınız. E toplamda bu yüksekliğe geliyor. Siz bunu tutup da yarı çapına falan girmenize gerek yok. Değişmeyecek. Hacim sonuçta değişmiyor. Onun için burada dikkat edeceksiniz. Şuradaki hacimler farklı olabilir ama buradaki suyu yükseltmesindeki aynı kap olduğu için orada bir değişikliğe yol açmıyor. Tamam. Mantığımız bu. Dikkat edelim. Şimdi geldik. Son sorumuz arkadaşlar. Yine bakın probleme dayalı güzel bir soru. Bize diyor ki eş tabureler diyor üst üste ve iç içe konulduğunda iki taburenin üst yüzeyleri arasındaki uzaklık 3 kök 2 santimetre olmaktadır. Örneğin mesela burada tekti. 2 tane koydum. Üzerine ne oldu? 3 kök 2 oldu. Neredeki bu? Aralarındaki mesafe. E şimdi bir tanesinin yüksekliği neymiş? Kök 20 santimetreymiş. Bize neyi soruyor? Şekilde verilen diyor. A noktasının yerden yüksekliği 50 santimetreden daha fazla olması için en az diyor kaç tane tabure üst üste konması gerekir? Benim buradaki amacım ne? 50 santimetreyi geçmek. Peki arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Ben bir tane taburenin yüksekliği normalde bakın burası ne? 20 santim. Şurası 20. E daha sonra kim ne geliyor? 3 kök 2 geliyor doğru mu? Bakın buradan sonraki hepsinde hatta bunu da şöyle renkli göstereyim. Bakın burası ne? 3 kök 2 geliyor. Şimdi diyeceğim ki burada 20 başında var artı
3 kök 2 gelecek. Kaç tane geliyor biliyor muyum bilmiyorum. X tane olsun. O üst üste koyduğum zaman hep 3 kök 2, 3 kök 2 böyle gider. Bakın sonuna kadar buraya da koyduğum zaman hep 3 kök 2. Kaç tane oluyor? X tane olsun. Ve bu ne olmasını istiyor? Bakın 50 santimetreden daha fazla olsun. Büyüktür 50 diyorum. Bunu karşıya gönderdim. Bakın ne oldu? 3 kök 2 çarpı x büyüktür 30 oldu. Daha sonra hemen ne yaptım? Her tarafı 3'e böldüm. Bakın burası ne oldu? 10. Hatta x büyüktür 10 bölü. Bakın kök 2. Bu da ne? X büyüktür 10 kök 2 bölü 2. Neden? Çünkü payda da köklü ifade olmaz. Bunu eşleriyle çarpacağım. Çarptığımız zaman karşımıza ne geldi? Tabii ki karşımıza gelen şu ifade. Bu da ne? X büyüktür 5 kök 2. Bu x ne? Tam sayı çünkü tane. X tane koyduk dedik ya. 5 kök 2'nin kaçtan büyük olduğunu görebiliyor musunuz direkt? Göremiyorsanız o zaman şunu yapacaksınız. Soruyu geçmeyeceksin, içeri atacaksın. Hemen şöyle yapacaksın. X büyüktür. Bak 5 ne oldu? İçeri girdi. Ne diye girdi? 25 çarpı 2 diye. Ne oldu? X büyüktür kök 50. Peki arkadaşlar bakın bu kök 50. Peki hangi sayı kök 50'den büyüktür? 7 olsa bu x sayısı olur mu? Olmaz. Bakın 7 olsa 49 olur. 8 olsa olur. Evet 8, 9 böyle gidiyor. Doğru mu? Bize sorulan ne? En az kaç tane tabure konmalı diyor. Ben ne yaptım şu an? 8 tane. X dediğim 8. Ama bir tane tabure de burada var. Bak şimdi yazıyorum. Şuradan itibaren burada 8 tane koydum. Çünkü 3 köklü, 3 köklü, 3 köklü dedik ya. Bakın burası x taneydi. Burada ne var? Bir tane de burada var. O zaman toplam sayı ne olmuş oluyor? Arkadaşlar sayı, tabure sayısı. X artı 1'den. Cevap hani x'imiz şu 8'di. 8 artı 1'den ne geliyor? En az 9 tane geliyor. Bakın dikkat. Tekrar söylüyorum. Arkadaşlar 3 kök 2 olandan 8 tane koy, x tane koymadık mı? Bir tane de en altta var. Ben x en küçük ne buldum? 8 buldum. Çünkü 8'in karesi 64 oluyor. Bir tane de burada olduğu için de ne oldu? Cevabımız 9 oldu. Olay bu. Bakın şimdi ne yaptık? Köklü sayıları gördük arkadaşlar. Üssü sayıları gördük. İşlemli sorularını çözdüm size. Problem tarzında sorularını çözdüm. Emin olun ki karşınıza gelecek olan sorular bu sorulardan daha zor değil. Daha kolayları geliyor. Hem işlemsel olarak hem de problem tarzı olarak formatımız bu. Yani görebileceğiniz soru forma ya da çözüm mantığı olarak bunlardır. Bunların dışında size tutup da çok aykırı şeyler sorulmaz. Sadece doğru okumanız lazım. Yeterli düzeyde de soru çözerseniz emin olun ki arkadaşlar çıkan soruyu inşallah sınavda heyecanlanmazsanız ya da o anlık psikolojide farklı şeyler yaşamazsanız çözmeniz gerekiyor. Bakın bu tarz soruların daha fazlası hem işlemsel olarak hem de problem tarzında bu kitabın içerisinde fazlasıyla mevcut. Yani bunu bitirdiğinizde güzel bir şekilde çözümlerini öğrendiğinizde çözemediğiniz sorular için söylüyorum. Burada kare kod var. Buradan videoya ulaşıp güzel bir şekilde dinlediğinizde artık bu konuyla ilgili herhangi bir sıkıntınız kalmayacak. Artık bundan sonraki konumuz hangi konu? Sizlerin zorlandığı, birazcık böyle suratlarınızı değiştiren konulardan bir tanesi çarpanlar ayırma. O zaman çarpanlar ayırmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.